Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daimen. Sevgili kardeşlerim, yine geldik aranıza. Zaten Adapazarı'na biz çok geliyoruz. Adapazarı'nı ve Adapazarı'ndaki kardeşlerimizi de çok seviyoruz. Allah razı olsun. Elhamdülillah her gece böyleydi. Akşam Hendek'teydik. Evvel akşam Bursa'daydık. Daha evvel akşam neredeydik? Akyazı'daydık. Daha evvel akşam Maltepe'deydik. Yani böyle her gece bir tarafta. Hizmette sınır ve sinir yok. Devam ediyoruz. Bu çok büyük bir nimettir yani. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Şu anda nerelerde insanlar? Şuyur adam kahvede oturmuş ya. 70 yaşında adam elleri titriyor. Ya düşünün kaçıncı papaz çıktı. Biz de burada düşünüyoruz. Ben neyim, nereden geldim? Nereye gideceğim, vazifem nedir? Bilmiyorum kim yarattı, neden yarattı, niçin yarattı? Kainata bakıyoruz, kainatın sahibini düşünüyoruz. Fevkalade bir şey değil mi? Ve burada da bu 7. şua, Ayetül Kübra, kainattan diyor Halik'ini soran bir seyyahın müşahedatıdır. Seyyah. Gemicilerde bazı şeylere şahit oluyoruz değil mi? Bu görüyoruz falan, Bursa'da şu var, İsmit'te bu var işte efendim, Adana'da bu var, Konya'da bu var. Her yerde başka başka şeyler görüyoruz. Bu zat da Bediüzzaman Hazretleri kendisi. Ama ben demiyor da seyyah diyor. Geçti şöyle gördü, böyle gördü, müşahede etti, şahit oldu. Devamlı surette nazara veriyor. Şimdi bu tabii ben geçen Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir konferans verdim. Gençler dedim bakın ben 76 yaşındayım. Her çağrılan yere gidiyorum dedim. Gitmezsem kendimi suçlu kabul ediyorum. Neden? Çünkü öyle bir durumdayız ki yüz küsur seneden beri okutulan bu fenlerde hiçbir fende Allah'ın ismi geçmiyor. Bu dediğim ilmi bir skandaldır. Skandaldır ya. Ya nedir? Fiil faili gösterir. Kitap katibi, şiir şairi, baklava baklava şey gösterir. Bu nedir? Diyorum arkadaşlar. Gözlük. Kim yapmıştır bu? Terzi mi, marangoz mu, pideci mi, börekçi mi? Gözlükçü abi, tamam bak. Gözlük bize gözlükçü gösterdi. Gözlükçü görmek, görmemek şart değil. Mantıken, ilmen, aklen gözlükçüyü gördük. Peki bunu yapan olur da, bunları yapan olmaz mı? Bu lambaları buraya koyan olur da, gökyüzüne yıldızları, güneşi, ayı koyan olmaz mı? Bak dedim, bu bir ilmi ilimdir bu. Ama senelerden beri efendim oluştu, gelişti, gelleşti, evrimleşti. Şöyle dönüştü, gidişti, gelişti. Faili meçhul. Fiiller anlatılıyor kitaplarda çok güzel. Faili yok. Bu dedim bir skandaldır. Ondan sonra işte bir tepsiye meyve getirmişlerdi. Elma, armut, muz. Koydular böyle. Alıyorum armudu, bak diyorum bu nedir? Armut. Bak incecik bir sapı var, çöp. Sapında tat yok. Yok. Tat yok. Fakat armut tatlı. Bu nasıl oluyor? Yani eğer bu saptan geçtiyse, sapta da biraz olması lazım. Ama yok. İşte dedim, kitaplara da koydum. Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, her bir ağaç Bismillah'tır. Rahmet hazinesinden ellerini doldurup bizlere tablacılık ediyor. Etmiyor mu? Ediyoruz. Kirazı kopar, vişneyi kopar, tutu kopar, şeftaliyi, kayısıyı, eriği, armudu, elmayı, portakalı, mandalini kopar ye. Tırak, bütün ağzını. Şimdi ağaca bakıyoruz, odun. Hiçbir kimse demez ki bu ağaç çok akıllı bir ağaç. Diyemez çünkü odun. Kökü de toprağın içinde mandalin veriyor. Hem de dilim dilim ayırmış. Yanında bir odun daha var, o da elma veriyor. Rengi gözümün hoşuna gidiyor. Kokusu burnumun hoşuna gidiyor. Tadı ağzımın hoşuna gidiyor. İçindeki vitamin vücudumu besliyor. Bunda bir ölçü var, bir ahenk var, bir düzgünlük var, bir irtibat var. Elmaya tat vermiş, ağzıma da tat alma duygusu vermiş.
elmaya koku vermiş, burnuma da koku alma duygusu vermiş. Bak şimdi. Besbelli ki bana bunu gönderen, beni tanıyan, seven, bilen benim Rabbimdir. Amin. Allah Allah! Bir nara attım. Coştum öyle, yapmacık değil. Belki şimdiki yapmacıktır da. Oradaki değildi yani. Vallahi. Şimdi bakın çocuklar böyle. Duymamışlar, hiç böyle bir şey duymamışlar yani. Tabii ya. Onun için Risale-i Nur'un kelimeleri orijinaldir. Bakirdir. Duyulmamıştır. Risale-i Nur'un diyor tarzı beyanını duyan la kayıt kalamaz. İlgisiz kalamaz. Kalamıyor kardeşim. Geçenlerde Diyarbakır'dan Ankara'ya gittim. Bolu Üniversitesi'nde bir konferans verici davet ediyorlar. Ben konferans kim ben ki? Davet ediyorlar işte. Gidiyorum. Allah yapıyor işte. Bekliyorum orada şeyde. O dönem dalga var ya, oğulları alıyorlar filan. Baktım böyle, orada bir bayan böyle oturmuş. Ayağını da kaldırmış. Çok edep dışı oturuyor. Şimdi desem ki kızım şu bacağını kapat şeyini, denmez. Hanım kızım dedim, bu gelen bavullar, Diyarbakır'dan gelen uçağın bavulları mı acaba? Ben burada bekliyorum, yanlış beklemeyin. Evet bey amca, ben de onu bekliyorum dedi, indirdi bacağı. Dedim, neredesiniz? Dedi, ben dedi Kırşehir'im ama Ankara'da oturuyorum çok güzel. Öğretmen misiniz dedim, doktorum dedi. Aa, dedim, doktorlar herkesten fazla Allah'a inanırlar. Mesela bir doktor düşünür, burnunu düşünür. Ya bir parça et parçası kessen 100 gram gelmez. Dünyada ne kadar koku varsa birbirinden ayırt ediyor. Şimdi millet de orada, elma, armut, sucuk, pastırma, köfte, dolma, börek, çörek, çay, kahve. Herkes kulak kesin. Arıyorum ya. Benim peygamberim yoldan adam çağırıyormuş. Eyle tesavvuru. Medeviye nereye gidiyorsun? Allah. Amca siz dedi kimsiniz? Ben dedim Nurcuyum be kızım. Ha. Nurcular dedi böyle mi yapıyor dedi. Gerçekten dedi çok değişik bir bakış açısıyla kitabınız var mı dedi. Var dedim kalmadı verdim bıçakta. Dedim ama benim internette derslerim var dedim. Oradan bulabilirsiniz. Çantacı Necmi'ydim yazdın mı dolundan çıkar. Hemen çıkardı kalemini. Hemen gidiyorum şimdi dedi. Çok orijinal konuştunuz dedi gerçekten. Aldı çantasını bay bay. Allah bereket versin. Yani şimdi Allah bana bunu yaptırıyor. Belki herkes yapamaz. Utanır, çekinir. Biz de utanmakta kaldık. Yırtıldı perde. Öyle ya ne yapayım? Mesela camide bir genç var böyle yanında. Seviyor bunu böyle yapıyor. Adam hoşuma gidiyor. Niye seviyorum bunu demiyor. Ama herkes öyle sevmez. Seviyorum bakıyorum. Aynı Esma'yı Cenab-ı Allah tecelli ettirmiş değil mi? Esma-i ilahiyat edince vahdet rahat kalır. Ve bundan çok mutlu oluyorum. Yani devamlı surette şimdi korkuyorum öleceğim de bu iş kalacak. Yani dua ediyorlar kardeşler, Allah başımızdan eksik etmesin. Allah dedim eksik olacağız bir gün. Böyle dua, gidemeyeceğiz öbür tarafa. İstanbul'da baktım bir tane Saroğa var, 162 sene yaşamış. Biliyor musun? Zübeyir abinin kabine giderken. Biz dedim Saroğa gidiyoruz. Elhamdülillah bu hizmetin sayesinde devamlı yenileniyoruz. Elhamdülillah. Yaşlıyım, 76 yaşındayım ama kendimi 20 yaştan zannediyorum. Hani buraya oturduğumu değişiyor. Oh, elhamdülillah. Zor çıktık yani gördünüz. Ya. Çocuklar kucakta çıkarttılar. Şimdi üstadımız bunu öyle bir yazmış ki şimdi bundan Denizli hapsine girmişler. Bu kitabı bir kardeş yakalattırıyor. Bir de 5. şuayı yakalattırıyor. 5. şua şeyden bahsediyor. Mahrum şahıstan bahsediyor keferde. Şimdi üstad diyor ki, kardeşlerim 5. şua bahanedir diyor. Esas diyor 7. şuadır. Ayet-ül Kübra. Onu açıktan söylemiyorlar.
Çünkü Ayetül Kübra Risalesi en son, yani en son imanın en yüksek mertebelerini anlatıyor. Onların felsefesini, bin senelik felsefesini kökünden yıkıyor. Onun için hazmedemediler diyor, bizi attılar. Yoksa maksatları beşinci şua değil, yedinci şuadır diyor. Biraz okuyalım inşallah. İnşallah. Tabii ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kainattan Halık'ını soran bir seyyahın müşahedatıdır, gördükleridir. Tüsebbühü lehü seb'u semavatü vel ardu ve men fihinne ve in min şeyin illa yüsebbühü bihamdihi ve lakin la tefkahuna tesbihahum innehu kâne halimen gafura. Sadakallah. Bu ikinci makam, bu ayet-i muazzamayı tefsir etmekle beraber tay edilen, geçilen Arabi birinci makamın bürhanlarını ve hüccetlerini ve tercümesini ve kısa bir mealini beyan eder şöyle ki: bu ayet-i muazzama gibi pek çok ayat-ı Kur'aniye bu kainat halikini, kainatın sahibini bildirmek cihetinde her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevk ile mütala ettiği en parlak bir sahibi tevhid olan semavatı. Semavat çünkü azameti gösteriyor. Güzel. Kitaplara bilen diyoruz, semavi kitaplar. Neden? Yani oradan, semadan gelmiyor da, yani sema yüksek ya, tabii ya arzi olur ya semavi olur. Yüksekten geliyor. Semavi dinler diyoruz ya. Semavi dinler. Allah da yukarıda diyor adamlar. Allah mekandan biraz yukarıda değil. Ama yukarı bir mana şey yapıyor. Kutsiyet arz ediyor yani. Bu ayet-i muazzama gibi pek çok ayat-ı Kur'aniye bu kainat halikini bildirmek cihetinde her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevk ile mütala ettiği en parlak bir sahibi tevhid olan semavatı en başta zikretmelerinden en başta ona başlamak muvafıktır. Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir. Kaç senelik misafirsin? 52. Ben de 76 senelik misafirim. Sen kaç? 22. 22 senedir misafirsin. Her bir misafir gözünü açıp baktıkça görür ki gayet keremkârâne bir ziyafetgâh. Ya pazara git Allah aşkına, kaç çeşit armut, kaç çeşit muz, kaç çeşit üzüm, kaç çeşit domates, kaç çeşit biber, kaç çeşit marul. Bakıyorsun böyle bütün bu gördüğümüz bu nimetler sadece burasını memnun etmek için. Allah Allah. Şuraya bak Allah. Hiçbirini buraya sokmuyoruz. Buraya sokmuyoruz. Hepsini buyurun. Öyle diyor Kur'an-ı Kerim şey Hüseyin. Sadece diyor, şu ağzı diyor memnun etmek için bu kadar nimetler veren Allah senin kalbini ebediyetle, aklını sermediyetle memnun etmez mi diyor? Seni hiç yok eder mi? Ebediyete seni mazhar etmez mi? Ya öyle ya, insan düşün ki ölmek, yok olmak istemiyor. Ama Allah yok ediyor. Ne kadar acı bir şey değil mi? Demek ki yok etmeyecek. Neden? Ya sadece dilin, bu ağzın bu kadar tatlarını nazara alan, kimyonundan karanfiline kadar, tarçınından toz biberine kadar, marulundan efendim rokasına kadar, rokasından maydanozuna kadar, cevizinden fıstığına kadar, la yu'at ve la yuhsa, sayamazsın. Ve in te'uddu ni'metallahi la tuksuha diyor Cenab-ı Hak. Benim nimetlerimi saymaya kalsanız sayamazsınız diyor. Böyle bir Allah hiç bizi yok eder mi? Ya yok eder mi işte, bak o zaman buna inandım insan ebedi hayata artık ölümden de korkmuyor. Bu adam düşmana da saldırır, canını da feda eder, şehit de olur, her şeyini feda eder. Neden? Ebedi bir hayat var karşısında. Ama öteki ebedi hayata inanmadığı için bütün sermayesi bu hayattır. Bunu vermek istemez. İşte biz de her akşam bu dersleri okuyoruz. Bedava mı toplanıyoruz biz burada? Tabii ya. Tabii kardeşim ya. Hem neşeleniyoruz.
Hem günahlardan kendimizi koruyoruz, hem bir şeyler öğreniyoruz, hem başkalarını davet ediyoruz, onların da duasını alıyoruz. Allah razı olsun abi ya diyor. Vallahi diyor sen çağırdın, dünyam değişti diyor. Ya. Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir gözünü açıp baktıkça görür ki, yani dikkat ederse demek, dikkat ederse, gayet keremkârâne bir ziyafetgâh ve gayet sanatkârâne bir teşhirgâh. Sanatkârâne bu kuşlara, kelebeklere, ağaçlara, çiçeklere, meyvelere, renklere ve gayet haşmetkârâne bir ordugâh ve talimgâh. Herkes bir talim ediyor yani. Ve gayet hayretkârâne ve şevk engizâne bir seyrangâh ve temâşâgâh. Ve gayet manidârâne ve hikmet ferverâne bir mütalâgâh. Yani okunacak bir yer. Tabii ya, bu kadar kitaplar var üniversitelerde, nedir o? Buradaki olanları anlatıyor adam. Astronomi diyor, bir sürü kitap yazmış, yıldızları anlatıyor. Biyoloji diyor, canlıları anlatıyor. Jeoloji diyor, yeri anlatıyor. Astronomi diyor, yıldızları anlatıyor. Öyle ya. İnsanı anlatıyor, kaç tane doktor var bizi anlamaya çalışan. Ya adam 20 sene okuyor, şu dişi anlamaya geliyor. 25 sene okuyor, şu kulağı burnu anlamaya çalışıyor. Kaç çeşit ortopedik doktoru var, birisi dize bakıyor, birisi boyuna bakıyor, birisi kaval kemiğine bakıyor, birisi oynaklara bakıyor. Allah Allah! Bütün bu kitaplar bu kainat kitabından çıkan tefsirlerdir. Nasıl bir tane Kur'an-ı Kerim var, fakat bütün kütüphaneler ondan çıkmış. Onun için Kur'an'a bir kütüphane olarak diyor. Yani kitap değil, kütüp yani. Şimdi ama adam okuyor fakat failini anlamadığından, faili devreye girmediğinden, okuduğundan lezzet de alamıyor. Lezzet de alamıyor. Ya diyor, okullar bir kapansa abi ya, şurada kal birkaç gün, Allah kahretsin diyor. Bak, ya biz burada hiç tatil edebilir miyiz? Bu dersleri tatil edebilir miyiz? Neden? Lezzet alıyoruz. Ama o lezzet almadığı için okulun kapanmasını istiyor. Ne haber? Ya. Çünkü bir insan lezzet almasa yemek yiyebilir mi? Yani Allah ağzımızda yanağımız gibi yapsaydı. Sür döneri suratına, sür baklavayı ensene. O zaman yemek yemek baş belası olur. Ama Allah o nimeti veriyor, o nimeti değerlendirecek ağzı da vermiş. Kurban olayım ona. Hikmet pervarane bir mütalâgâh olan bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitab-ı kebirin müellifini, bu büyük kitabın yazarını ve bu muhteşem memleketin sultanını tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken, kim bu zat, bunlar böyle güzel bir en başta göklerin nur yaldızıyla yazılan güzel yüzü görünür. Bana bak, aradığını sana bildireceğim der. Sana konuşuyor şimdi adamlar. Kimi arıyorsun diye ben sana bildireceğim. O da bakar görür ki bir kısmı arzımızdan bin defa büyük. Böyle bir tefsir dünyada olmamış daha. Kur'an tefsiri ama oku bütün tefsirlerde böyle bir şey göremezsin. Bu ilhami bir tefsirdir yani. Bir kısmı arzımızdan bin defa büyük. Ve büyüklerden bir kısmı top güllesinden 70 derece süratli yıldızlar. Yani topun ağzından çıkıyor mermi. Ondan 70 derece daha hızlı dönüyor. Yüz binler ecran semaviyeyi direksiz düşürmeden durduran ve birbirine çarpmadan fevkalhat çabuk ve beraber gezdiren, yansız, yakıtsız, söndürmeden mütemaden uhatsız lambaları yandıran ve hiçbir gürültü ve ihtilal çıkartmadan, kamyon geçiyor, sallanıyor burası, çıkartmadan o nihayetsiz büyük kütleleri idare eden ve güneş ve kamerin vazifeleri gibi, güneş yayı görüyor musun? Yıldızları pek ilgilenmiyor zaten, yaması pek. Güneş ve kamerin vazifeleri gibi hiç isyan ettirmeden
o pek büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran ve iki kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sıkışmayan, yani iki yıldızın arasında hesap rakamına sıkışmayan, astronomik rakam diyorlar ya, astronomik, kenterliyon, şenterliyon, penterliyon, tenterliyon, çenterliyon. Yok yani böyle bir rakam yok. Hesap rakamlarına sıkışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde aynı zamanda aynı kuvvet ve aynı tarz ve aynı sekkeyi fıtrat. Yani aynı. Amerika'da başka bir sahada bizim. O ülkede yarattıysa bunu. Almanya'da bir kardeşim bahçesinde derken biz bir doktora baktım ay karşımda. Dedim doktor bey bizim bu Türkiye'deki ay mı ya? Ya ay bir tane var. Bak dedim ya. Kaç bin kilometre geldik karşımda. Evde oturuyorum ben balkonda gene karşımda. Olmaması lazım esas. Ya. Olmaması lazım. Mucize. Herkese bir ay. Şimdi buradakilerin ayı olsa oradakilerin oymasa atsın bunu değil mi? Ay bu. Ay bu. Hayda. Ben bunu kimse düşünmüyor. Düşünmüyor adam. Başka şeyler düşünmekten bunu düşünmeye vakti yok adam. Vallahi geçenlerde bir de ayaküstü. Bir dükkana girdim, selam verdim, baktım bir genç. Merhaba kardeşim, nasılsın, iyi misin? Seviyorum gençleri de. Sağ ol abla, ne iş yapayım? Pınar Süt Fabrikası'nda çalışıyorum. Dedim kardeş, süt fabrikası, Pınar Süt Fabrikası diye bir fabrika yok. Niye yok dedim. Süt fabrikası inektir dedim. Geçinir, koyun. Onlar süt üretiyor, sizin fabrikanın süt üretmiyor ki. Sütü kaynatıyor, yok. Peynir yapıyor. Süt fabrikası olur mu ya dedim. Orada doğru abi ya. Neyse ben tam burnumdan girdim. Öyle aklımda burnuna başladım ama. Ha? Adam böyle adam. Abi dedi. Bu burun dalgası çok kalınlık yaptı. Dedi 40 senedir bu burnu tanıyorum. Vallahi yeni öğrendim dedi. Ben dedi buna kılıf yapmam lazım. Kadar telefonla kılıp yapıyorum, sorunla yapıyorum. Aynı sikkeyi fıtrat, aynı surette beraber noksansız tasarruf eden ve o pek büyük mütecaviz kuvvetleri yani birbirine çarpabilecek, tecavüz edebilecek güçlü olan kuvvetleri taşıyanları tecavüz ettirmeden kanuna itaat ettiren. Şimdi bir sürü araba var, her bir günde çarpabilir değil mi? Çarpabilir. Şoför var, çarptırmıyor. Bazen şoför de dalgaya düşüyor, gene çarpıyor. Ya. Ya onların pilotları yok, şoförleri yok, makinisti yok. Çarpmadığına göre, demek hülli bir irade onları idare ediyor, çarptırmıyor. Zaten çarpsa kıyamet kopar. Ve o nihayetsiz kalabalığın enkazları gibi göğün yüzünü kirletecek süprüntülere meydan vermeden. Hani bazı yıldızları kayıyor ya, yok oluyor onlar. Onların enkazı var. O enkazı işte diyorlar kara delikler, o deliklere giriyor, orada durulmuş olmak acele çalışıyor. Cenab-ı Hak onları böyle yok ediyor, başımıza düşürmüyor. Bir yıldız ölüsü düşse var ya, dünyanın adresini bulamaz. Süprüntülere meydan vermeden, pek parlak ve pek güzel temizlettiren, ve bir muntazam ordu manevrası gibi manevrayla geçse ve arzı döndürmesiyle diyor ya, o haşmetli manevranın başka bir surette hakiki ve hayali tarzlarını her gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösterir. Biz dünyanın döndüğünü gülmeyle anlıyoruz. Bir sabah oluyor, bir gece oluyor, kış oluyor, mevsim oluyor, dönüyor demek ama onların dönmelerini biz pek o kadar göremiyoruz. Aynen büyük dünyayı döndürdüğü gibi onları da seyrettiriyor. Onlar da dönüyorlar ya. Bir tezahür rububiyet. Rububiyet demek Rab diyoruz elhamdülillah. Rabbil alem. Rab ne demek? Etkiden, içiren, büyüten, yürüten, huyuttan, tezkir eden, döndüren. Bir tezahür rububiyet ve rububiyet faaliyeti içinde görünen teshir. Teshir demek
Yani onun şeyi altına almış. Mesela sen arabaya bindiğin zaman araba sana teskin olur. Neden? Freni sende, gazı sende, pedalı sende. Seni durduruyorsun, yürütüyorsun, azaltıyorsun, çoğaltıyorsun. Araba sana teskin olur. Yani onu yapan mühendis senin kullanabileceğin şekilde sana onu teskin etmiş. Teskin başka, tedbir. Tedbirli davran derler, tedbir. Başka, tedbir devrettiren döngü. Başka, tansil intizam içerisinde. Başka, tansif temizleme, mesafet. Başka, tavzif vazifelendirme. Tavzipten mürekkep bir hakikat, bu azameti ve ihatatı ile o semavat halikinin vücubu vücuduna ve vahdetine ve mevcudiyeti, onun varlığı semavatın mevcudiyetinden daha zahir. Yani Allah'ın varlığı semanın varlığından daha açık ama biz onu göremiyoruz. Neden? Şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından göremiyoruz. O kadar açık ki biz onu göremiyoruz. Şimdi bir şeyi görmemek için iki tane neden var. Bir çok karanlıkta adam göremez, bir de çok aydınlıkta da göremez. Yak farları suratına, oku bu kitabı. Okuyamaz. İşte Cenab-ı Allah o kadar açık ve zıddı da olmadığı için biz onu göremiyoruz ve göremeyiz. Ancak Peygamberimiz Miraç'ta gördü, nasıl gördü bilmiyoruz da. Başka bir peygamber de görmedi. Evet, ya vücuduna ve vahdetine ve mevcudiyeti, semavatın mevcudiyetinden daha zahir bulunduğuna şehadet eder manasıyla birinci makamın birinci basamağında La ilahe illallahul vacibül vücudil yezidel ala vücubu vücudi fi vahdetit semavati bi cemi'e nafiha bi şehadeti azameti ihadeti hakikatin teskhir ve tedbir ve tedbir ve tanzim ve tavzif ve tansif ve tavsifül vasıatül mükemmeleti bir şehadeti. Arapça bu, Arapçası bu. Okuduğumun Arapçası bu. Arapça yazmış tabii olarak. Denilmiştir. Sonra dünyaya gelen o yolcu adama ve misafire, yani bizlere, başta üstadım, canım cevh-i sema denilen mahşeri acayip olan feza. Atmosfer mi diyorlar? Boşluk, boşluk feza. Gürültüyle konuşarak bağırıyor. Feza bağırıyor işte. Bana bak. Merakla aradığını ve seni buraya göndereni benimle bilir ve bulabilirsin der. Şimdi hani bir yere gidiyoruz. Abi bizim mala da bir bak. Abi buraya da bir bak kardeş. Gene oradan al ama buraya da bir bak. Şimdi adeta bütün kainat bu seyyahı davet ediyor. Bize de bak, bize de bak. Der, o misafir onun ekşi fakat merhametli yüzüne bakar. Bakıyor şimdi bulutlu her taraf kapkara, suratı ekşi. Ama merhametli, yağmur yağacak. Müthiş fakat müjdeli gürültüsünü dinler. Allah Allah. Çak 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 çak. Babam çok korkardı gök gürültüsünden böyle. Boşuna da gidiyor çünkü tarlada ektik ya, yağmur lazım. Ey kudret sahibi falan çekiyor. Gürlüyor gürlüyor yağmıyor. Ama gürlemek de insana bir şey veriyor. Mesela bazı kardeşe diyorum kaç para maaş alıyorsun? Ha diyor 1,5 alıyorsun. Senden diyorum borç para istemem. Canın sağ olsun abi diyor. Maaşımı vereyim sana. Borç para almayacağız. Borç para verebilirim almam diyor. Ondan sonra başka birine soruyorum mesela. Çocuk bak gürledi. Vermezse gürledi ya. Kaç para abi diyor 5 almış. Ooo dedim senden borç para istedim. Nerede abi diyor. Sende varsa daha bana ver. Adam gürlemiyor bile ya. Oğlum yağmazsan da gürle derler ya. Şimdi gürlemesi var ya. Bir ümit veriyor gene ya. Evet. Ne kadar edebiyat var değil mi? O misafir onun ekşi
fakat merhametli yüzüne bakar. Müthiş fakat müjdeli gürültüsünü dinler. Görür ki zemin ile asuman ortasında, yer ile gök ortasında muallakta durdurulan bulut, muallak demek Arapça askıda, Allah askıda duruyor. Geçen gün İzmir'de hava bulutluydu. Yukarı çıktı da bulutların üstüne, hanım bir hava açıldı diyor. Dedim o hava değil oradaki hava. Biz dedim bulutun üstüne çıktık. Diyor açıldı hava yani. Ya durdurulan bulut gayet hakimane ve rahimane bir tarzda zemin bahçesini sular. Ve zemin ahalisine çoğal hayat getirir. Ya. Zemin ahalisi gibi kuşlar, ağaçlar, çiçekler, insanlar, hayvanlar hepsi zemin ahalisi. Ve harareti yani yaşamak ateşinin şiddetini tadil eder. Hava biraz serinliyor, yağmur yağacak. Ve ihtiyaca göre her yerin imdadına yetişir. Ve bu vazifeler gibi çok vazifeleri görmekle beraber muntazam bir ordunun acele emirlere göre görünmesi ve gizlenmesi gibi birden cevvi doldurup o koca bulut dahi gizlenir, bütün etsaları istirahata çekilir, hiçbir eseri görülmez. Ya. Yağmur yağıyor, bak güzel var. Hani kenar yok, hiçbir yerde bulut yok. Allah Allah. Sonra yağmur başına arş emrini aldığı anda bir saat, belki birkaç dakika zarfında toplanıp cevvi doldurur, bir kumandanın emrini bekler gibi durur. Bazen bulutlar toplanıyor ama ya emri gelmeyince ya, ama çok bulutlandığında yağmur yağmıyor. Bazen de az bulutlar gene yağıyor. Demek ki bu iş bulut işi değil. Cenab-ı Allah gösteriyor. Bu diyor bulut işi değil. Eğer buluttansa her buluttan rızanın yağması lazım. Bulutsuz havada da yağmaması lazım. Onu da gösteriyor bize. Ben bir kumandanın emrini bekler gibi durur. Üstad askerlikten çok misal veriyor. Sarihin orada Kur'an'da da askerlikten misal veriyor. Cümlülü semavatı ve der lazım. Zamanın askerleri. Ne biz askerlik yaptık. Sen askerlik yaptın mı? Sen de yaptın. Mesela şimdi eğitimden geliyorduk. Oradan bağırıyor çabuk. Silah çatılacak. Tutuyoruz böyle. Çatılacak diyor. Çat demiyor. Ya çatılacak. Diye çat demeden çatarsın. Çat diye dokanıyor. Herkes böyle. Çat. Ateş alsın oğlum. Ateş. Ateş demeden ateş yedin mi tekmeyi yer. İkinci emir. Kumandanın emrini bekler gibi durur diyor. Sonra o yolcu cevdeki rüzgara bakar. Bak, kainat sergisini devraşe. Şimdi rüzgara geçti. Hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane ve kerimane istihdam olur ki, çalıştırılır ki, güya o camit havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi bu kainat sultanından gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak o kumandanın kuvvetiyle yapar hava zerreleri ve intizamla yerine getirir bir vaziyette zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek. Ne kadar canlı varsa hepsi de nüfustur, hepsi nefes alıyor. Allah Allah. Hamam böceğinden karıncasına kadar, insanından arslanına kadar bütün mahlukat nefes alıyor. 76 yaşından 76 seneden beri dakikada 12 fırt çekiyor lan. Yatakta, yorganda, tuvalette, banyoda. Allah Allah. Nefes vermek. Hava için anlatıyor. Ve zihayata lüzumu bulunan hararet. Mesela şimdi orada kalorifer yani hava olmasa buraya ısı gelmez. Bu ışık benim gözüme gelmez hava olmasa. Bu konuşulan söz diğerinin kulağına gitmez. Bak havaya neler yapıyor. Bulunan hararet, ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek. Havanın vazifesine bak. Ve nebatatın telkihine vasıta olmak. Ağaçlardaki açılan dönlemeler oluyor ya. Rüzgar esiyor, tozlar buraya gitti, oraya gitti. Gibi
çok külli vazifelerde ve hizmetlerde bir dest-i gaybi tarafından, dest el demek, görünmez bir el tarafından gayet şuurkârâne ve alimâne ve hayretperverâne istihdam olunuyor. Anlattı orayı, tanıttı. Bak fazla senin kafanı şey yapmıyor. Sonra yağmura bakıyor, geçti yağmura. Görür ki o latif ve berrak ve tatlı ve hiçten. Hiçten mi? Bulutta öyle bir şey yok. Biz bazen çıkıyoruz uçakta, diyor ki adam şu anda 06-28 derece soğukluk var. 06-28 derece soğukluk varsa nedir o bulutta? Taş olur o. Olmaz ki. Ya taş olur. Ama yağmur geliyor. Sonra yağmura bakıyor, görüyor ki o latif ve berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybi bir hazine-i rahmetten gönderilen katrelerde o kadar rahmani hediyeler ve vasifeler var ki, ne hediyesi var? Kavun var, karpuz var, elma var, üzüm var. Allah Allah, gömlek var, pantolon var, nasıl? E tabi pamuklarla da olacak sen. İnek yiyecek, süt verecek, ondan sonra yumurta olacak, şey olacak, peynir olacak. Ya Allah Allah, rahmani vazifeler var ki, güya rahmet tecessüm ederek, cisimleşerek katreler suretinde Hazne-i Rabbaniye'den akıyor manasında olduğundan yağmura rahmet namı verilmiştir. Büyükler hep rahmet derler yağmura. Bir gün dedim baba yağmur yağıyor, bir tokat attım ona. Rahmet der, yağmur abartır. Allah rahmet etsin baba, bir tokat mı böyle bir şey terbiye ediyor. Mesela sofraya oturuyor şimdi, bakıyor benim ağzıma, besmele çektim. Vallahi. Çekmemişim galiba bir gün, bir kaşık buldu kafama, tahta kaşığı da taaam, besmele demedin, besmele çekmedin. Tabii kaşığı yiyince ben, bismillahirrahmanirrahim. Bu sefer kafam döndü, sağımı solumu şaşırdım, sol elinden bu sefer, sağ gelinden ye, bir kaşık daha. Çok sağlam adam, camide öldü, miraç gecesi. Elem terek evveden kule vuruza bin nasa kadar mı? Abimi de dövdü mü ben ağlıyordum zaten. Yani abime dayak attı mı bana garanti atar. Suçum olsun olmasın beni döver. Çünkü onu daha çok sevdi. Ya, hep kız olmuş, üç tane kız. Sonra erkek gelmiş abim. Onu çok sevdi. Sonra biz gelmişiz. Onu dövmek beni garanti döver. Olsun olmasın. Manasında olduğundan yağmura rahmet namı verilmiştir. Sonra şimşeğe bakar. Şimşeğe bakar. Ra'dı. Yani gök gürültüsünü dinler. Gök gürültüsü adı Ra'd'dır. Aynı zamanda bir melek var adı Ra'd. O meleğin tesbihatıdır gök gürültüsü. Ya İmam Hakk'ı tesbih ediyor. Ve yüsebbihu Ra'du bihamdihi vel melâiketü min hîfetihi diye geçer. Şeyh Cemşen'de. Ra'd diyor Allah'ı tesbih eder. Ya. Melekler de heybetinden, korkusundan. Allah Allah. Sonra şimşeğe bakar. Ra'd'ı yani gök gürültüsünü dinler. Görür ki pek acip ve garip hizmetlerde çalıştırılıyorlar. Sonra gözünü çeker, aklına bakar. Düşünür. Kendi kendine der ki, atılmış pamuk gibi bu camit şuursuz bulut elbette bizleri bilmez. Ve bize acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmaz. Ve emirsiz meydana çıkmaz ve gizlenmez. Nasıl bak Rabbini tanıtıyor. Belki gayet kadir ve rahim bir kumandanın emriyle hareket eder ki bir iz bırakmadan gizlenir ve defaten meydana çıkar. İş başına geçer. Ve gayet faal ve müteal ve gayet cilveli ve haşmetli bir sultanın fermanıyla ve kuvvetiyle vakit be vakit cev alemini doldurup boşaltır. Ve mütemadiyen hikmetle yazar ve paydos ile bozar tahtasına. Yazar bozar. Şimdi mesela öğretmen bir şey yazıyor tahtaya çocuklara. Tabii tam çalışkan çocuk bakıyor oraya hemen defterine yazıyor. İki oksijen, bir oksijen, azot, karbon, azot falan.
Öteki de birinden kanıca kanıca maçı da açalım denildim. Galatasaray maçı bir şey oldu böyle ondan. O seyretmişim. Adam biraz sonra öğretmen onu siliyor. Levy mahve ispat. İspat etti, sonra da mahvediyor. İşte Cenab-ı Allah da bakıyorsun bir yağmur yağıyor. Allah! Bir şey gösteriyor. Biraz sonra duruyor. Biraz sonra bir fırtına. Bakıyorsun dolu yağıyor. Dırırır, boncuk yağıyor. Gene bak bir şey gösteriyor. İspat ediyor, sonra da mahvediyor. Gene kaldırıyor. Yine bakıyorsun kar yağıyor bu sefer. Fırtına çıkıyor. Hava açılıyor, kapanıyor. Neler oluyor gözümüzün önünde? Fakat biz bunlara dikkat etmediğimiz için görev an be an değişiyor. Bir gün böyle dershanede duruyorum böyle. Karşımda bir dut ağacı var. Dedim bak, baktım ağaç böyle hiçbir şey yok. Baktım ondan sonra bir sallanıyordu. Böyle fırtına gibi oldu falan filan. Ondan sonra durdu. Biraz durdu gene. Biraz sonra gene sallanıyor. Yani devamlı Cenab-ı Hak sanat ilahi gösteriyor. Lef-i mav, ispat. Lef-i mav, ispat. Cev alemini doldurup boşaltır ve mütemadiyen hikmetle yazar ve paydos ile bozar. Yazar bozar tahtası diyorsun. Tahtasına ve mahv ve ispat devhasına ve haşir ve kıyamet suretine çevirir. Ve gayet lütufkar ve ihsanperver ve gayet keremkar ve rububiyetperver bir hakim-i müdebbirin tedbiriyle rüzgara biner. Allah rüzgara biner ve dağlar gibi yağmur hazinelerini bindirir. Şimdi ben böyle çok bindim bu uçağa böyle pencereye bulutlara bakıyorum. Bazı bulutlara bakıyorum yavaş gidiyor bazıları. Sanki böyle imdadı sıhhiye gibi ya da yangın arabası gibi böyle bir emir almış. Başka bir yere gidiyor. Bakın ufak ufak bulutlar ona da başka bir yere gidiyor. Hani şimdi hava raporunda diyor ya işte parçalı bulut şey, şu kadar kilometre hızla esiyor. Onu hesap ediyor. Buradan Balıkesir'e doğru diyor, gidiyor bu bulut. Balıkesir'de yağmurunu bırakır diyor. Hesap ediyor yani. Hani bazı uçaklar var ya böyle iz bırakıyor. İşte onlar şey uçağı. Ne diyorlar bu hava raporu? Meteoroloji. Meteoroloji uçağı. İlaç atıyorlar onlar. Böyle bakıyor. Ölçüyor onlar. Ölçüm yapıyorlar. Muhtaç olan yerlere yetişir yağmur. Güya onlara acıyıp ağlayarak gözyaşlarıyla onları çiçeklerle güldürür. Ne felaket ya. Güya acıyor bunu onlara. Ondan sonra ağlıyor, indiriliyor. O ağlaması da gözyaşı oluyor. Çiçeklerle güldürür. Güneşin şiddeti ateşini serinlendirir ve sünger gibi bahçelerine su serper ve zemin yüzünü yıkar, temizler. Hem meraklı yolcudur. Merak olursa, merak işim ya. Merak, merak diyor, ilmin hocasıdır. Bir insan meraklıysa bir şey öğrenir. Merakı yoksa öğrenmez. Hem o meraklı yolcu kendi aklına der. Bu camit, hayatsız, şuursuz, mütemadiyen çalkanan. Biz çalkalanan deriz. Halbuki çalkanan. Çalkanan. Çalkalayan olursa faildir o. Çalkalayan. Bu çalkanan. Çalkanan kararsız, fırtınalı, dağdağlı, sebatsız, hedefsiz şu havanın perdesiyle ve zahiri suretiyle vücuda gelen yüz binler, hakimane ve rahimane ve sanatkarane işler ve ihsanlar ve imdatlar bir ve daha apaçık ispat eder ki bu çalışkan rüzgarın ve bu cevval hizmetkarın kendi başına hiçbir hareketi yok. Kendi kendine bunları yapamaz. Belki gayet kadir ve alim ve gayet hakim ve kerim bir amirin emriyle hareket eder. Güya her bir zerresi, o havanın suyu, her bir işi bilir ve o amirin her bir emrini anlar ve dinler. Bir nefer gibi hava içinde cereyan eden her bir emr-i Rabbani'yi dinler, itaat eder ki bütün hayvanatın teneffüsüne, bu da hayvanat deyince biz de giriyoruz onun içine. Mustafa bazen bizi ayırmıyor. Yani nefes almak bizim hayvani tarafımızdır. Böbrek var, ciğer var. Hepsi öküzden varsa bile de var. Bu yüzümüzde biz hayvanız. Onun için burada hayvani yediyor. İnsanı tekrar saymıyorlar.
bütün hayvanatın denebilsin. Yani hayvan demek yaşayan ve yaşamasına ve nebatatın terkihine ağaçına döndüğüne ve büyümesine ve hayatına lüzumlu maddelerin yetiştirilmesine ve bulutların sevk ve idaresine rüzgar alır. Ve ateşsiz sefinelerin, yani yelkenli gemilerin seyri seyahatına ve bilhassa seslerin ve bilhassa telsiz, telefon ve telgraf ve radyo ile konuşmaların ihsaline, bu gibi hizmetler gibi umumi ve külli hizmetlerde, hizmetlerden başka azot ve müveyyüdül humusa, yani oksijen gibi iki basit maddeden ibaret olan havanın zerreleri. Ne varmış havada? Oksijen varmış, bir de azot varmış. Birbirinin misliyken zemin yüzünde yüz binler tarzda bulunan Rabbani sanatlarda kemali intizam ile bir dest-i hikmet tarafından çalıştırılıyor, görüyorum. Hepsi aynı ama giriyor mesela tarlaya hava, domatesin yaprağını dokuyor, çiçeğini dokuyor, domatesin kendisini dokuyor, öbür tarafta patlıcanı dokuyor, efendim fasulyeyi dokuyor, dokuma yapıyor yani. Bir de bizim nefes aldırıyor bize. Demek ve tesrifir riyah. Ya hava demek. Yani havayı tasarruf ediyor. Ve sehab. Sehab da bulut. Musahhara beyne semai vel ard. Sema ve arz arasında diyor. Ben bunları musahhar kılmışım diyor. Hizmet ediyorlar. Rabbi diyor. Ayetinin tasrihiyle, rüzgarın tasrifiyle hadsiz Rabbani hizmetlerde istimal ve bulutların teshiriyle hasir rahmani işlerde istihdam ve havayı o surette icat eden ancak vacib-i vücud ve kadir-i külli şey ve alim-i külli şey ve Rabb-i Zülcelal ve ikramdır der, hükmeder. Bak sana bırakıyor. Hükmeder diyor. Sen durun Mehmet'e. Hükmedin demiyor bak. Hükmeder diyor. Tamam diyorsa zaten. Sonra yağmura bakar. Görür ki yağmurun taneleri sayısınca menfaatler ve katreleri adedince rahmani cilveler. Geç manav dükkanına bak, hepsi o yağmurdan geliyor. Ve reşhaları miktarınca hikmetler içinde bulunuyor. Hem o şirin ve latif ve mübarek katreler o kadar mutluzan ve güzel halk ediliyor ki hususan özellikle yaz mevsiminde gelen dolu üstüs afat o kadar mizan ve intizam ile gönderiliyor, iniyor ki fırtınalar ile çalkanan ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli rüzgarlar çatıları uçuruyor. Zaten dolu yağdığı zaman rüzgarla gidiyor. Onların muvazene ve intizamlarını bozmuyor. Katreli birbirine çarpıp birleştirip zararlı kütleler yapmıyor. Apartman kadar dolu gelir ya. Ve bunlar gibi çok hakimane işlerde ve bilhassa zihayatta çalıştırılan basit ve camit ve şuursuz müvellüdül ma ve müvellüdül humusa, oksijen, hidrojen gibi iki basit maddeden terekküp eden bu su. İki tane basit madde, su, oksijen, hidrojen. Yüz binlerle hikmetli ve şuurlu ve muhtelif hizmetlerde ve sanatlarda istihdam ediliyor. İnek de içiyor, sinek de içiyor, insan da içiyor, ağaç da içiyor değil mi? Demek bu tecessüm etmiş aynı rahmet olan yağmur, ancak bir Rahman-ı Rahim'in hazine-i gaybe-i rahmetinde yapılıyor ve nüzulüyle, inişiyle huvellezi yünezzülü gaysa min ba'di ma kanetu ve yenşur rahmete. Allah Allah. Huvellezi, sizin Rabbiniz öyle bir ilahtır ki yünezzülü gaysa, gays yağmur, min ba'di ma kanetu ve yenşur rahmetehu. Yani siz artık kanetu demek kesmişsiniz, kesmek. Ümidinizi kestiğiniz bir anda yağmur, işte dittik var. Kanetu, bak ne diyor? Min ba'di ma kanetu ve yenşur rahmetehu. Rahmetini diyor, neşrede. Sizin tam ümidinizi kesmişsiniz artık ayetini maddeden tefsir ediyor. Sonra rahatı dinler, rahat döküm. Ve berke şimşeğe bakar.
görür ki bu iki hadise-i acibe-i cevviye tam tamına ve yüsekku ra'du bihamdihi. Yani o ra'd diyor, Allah'ı tesbih eder ve hamd eder melek. Ve yekâdu senâ berkihi yesebu bi nefsâr. Yani şimşeği anlatırken Cenab-ı Hak ne diyor? Yekâdu. Yekâdu demek yakın idi ki, nerede ise yekâdu senâ, senâ da parlak. Meddü senâ etti deriz ya, parlattı adamı. Yekâdu senâ berkihi, berk şimşek. O berkin diyor parlaklığı o kadar şey, neredeyse yesâbu bir efsâ. Gazetelerinizi alıp götürecekti diyor. Öyle değil mi? Şimdi burası ne kadar aydınlık, bir şimşek çaksa sanki karanlıkmış gibi burası. Ne kadar güzel ayetler. Ayetlerin maddeti tefsir etmekle beraber yağmurun gelmesini haber verip muhtaçlara müjde ediyorlar. Birkaç satır var bitiriyorum. Evet, hiçten birden harika bir gürültüyle cevvi konuşturmak. Konuşuyorsam ve fevkalade bir nur ve nar ile ışıklı ateş ile zulmetli cevvi karanlık bir şeyi ışıkla doldurmak. Ve dalvari pamuk misal pamuk gibi ve dolu ve kahve sur tulumbası hükmünde olan bulutları ateşlendirmek gibi. Diyor şimşek efendim diyor, negatif pozitif bulutlar birbirine çarpıyor, ses çıkıyor. Ateş ateş dedi, oradan işte o. Sürtüşmeden falan filan, gelişmeden gidişmeden. Hiçbir şey yok. Yani aklı doyurucu bir şey yok. Ya iki tane bulut çarpıyor, müthiş bir ses çıkıyor. Olur mu böyle bir şey? Bulut duman ikisini. Hani şimdi bir gürültü kopuyor, bunu çok anlatıyor. Çıkıyorsun. Komşu ne oldu? Yorgan düştü be kardeşim aşağı. Ya komşu, yorgandan böyle ses çıkmaz. Sorma be kardeş, bizim oğlan dinamit sarmış yorgana. Ben de silkeleyim derken, bu elimden düştü patladı. Ha şimdi oldu. Hani Nasrettin Hocam gün düşmüş merdivenlerden. Tabii evlerde o zaman ince duvarlar. Komşuya ne oldu hocam diyor, sorma de cübbem düştü. Hocam diyor, çok ses çıktı. Ben de vardım içimde. Şimdi oldu işte. Ulan öyle bir şey söyle ki, akıl bunu okey desin. Şimdi geçenlerde Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi'nde bir konferans verdik ya. Hepsi oldu, rektörü de orada bir sordu. Zaten üniversite davet etti. Uçak biletlerini de üniversite alıyor. Resmi statü kazandı. Şimdi konuştuk falan burada dedim kardeşler. Bakın Allah aşkına. O dedim telefon. Bu tarafı bakalit. Bu tarafı plastik. İçinde teneke meneke bir şey. Bakıyorsun tık tık tık. Selamun aleyküm. Mehmetciğim neredesin? Abi ben şu anda Avustralya Melbourne'dayım. Yapma ya. Bir anda adam ses geliyor dedim. Melbourne'a gidiyor bir anda. Ağzından çıkar çıkmaz. Allah Allah. Soruyoruz dedim hocaya, fizikçiye, iş anlayanlara. Hocam bu nasıl oluyor? Kardeşim bilim onu izah etmiş diyor. Nasıl izah etmiş? Elektromanyetik dalgalar diyor, titreşimiyle gidiyor diyor. Ya tamam da titreşim. Ha kapıdaki adamla konuşmuşsun. Abi bulamadım kapıyı. Geldim patates halinin karşısındayım. Kapıyı bulamamış. Ha oradaki adamla konuşmuşsun. Ha Avustralya'daki adamla konuşma. Fark etmiyor. Düşünsene biraz ulan. Nasıl gidiyor mu titreşim var? Ağzından ses çıkınca o zerre alıp ona veriyor. Alo, 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 alo. Selamun aleyküm, selamun aleyküm. Ulan dedim buna insan değil, eşek bile inanmıyor. Bunu iddia eden de eşşol eşekti. Vallahi billahi ayakta alkışladılar ya. Hiçbiri kalkıp da ya sen ilimle ters düşüyorsun diyemez. Yani Allah'ı devreden çıkardığın zaman gülünç bir şey çıkıyor. Ama dersin ki Allah'ın kudretiyle oluyor. O serdariyi de Allah oraya koymuş. İnanan direkt Allah'tan biliyor. İnanmayan da serdemez ediyor. Girişti gidişti. Öyle ya. Biz kovanı açtığımız zaman arı kovanı ne çıkıyor içinden? Arı çıkıyor, bal çıkıyor. Var mı başka kimse? Yok. Yok. İşte adam başka kimseyi görmeyince yapsa yapsa bu yapmıştır. Bir tane kertenkele çıksa, aa diyecek, safhutla bu. İnsanoğlu böyle. Ama akla vurduğun zaman,
Düşündüğün zaman o sinek o balı nasıl yapacak? Çünkü o sinek seni tanımıyor. Gittiğin zaman sokuyor. Seni bilmiyor ki sana bal yapsın. Desen ki topla. Beslenmeci, gıdacı, fizikçi, kimyacı profesörleri sayın hocalarımız. Bu arılar bize bal yapıyorlar. Anlayabiliyoruz. Terbiyesizlik yapıyorlar. Biz bundan sonra arı balı değil, profesör balı istiyoruz. Siz yapın bize bunu. Yapabilirler mi? Yapamazlar. Ulan profesörlerin yapamadığını bir sinek nasıl yapsın? Allah sana yarın dese ki kulum hiç vicdanın sızlamadın, utanmadın mı hiç? O sinekten bildin bu güzel nimeti. Rezil oluruz vallahi ya. Onun için rezil olmaktan zaten dikkat edelim. Evet, Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilmelete illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahru da'vam enhamdülillah rabbil alim. Kur'an okuyacak var mı? Evet abi. Hocam gel. 5 dakika hocam. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل خير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله فالله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله
bu. La سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Başta Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin aziz ve şerif ruhu saadetlerine ve bütün peygamberi izam haceratının ervahına, sahabe-i kiram tabi'in, tebe-i tabi'in, müştehidin, müfessirin, hak tabi'in ve üstadımızın aziz ruhuna ve bütün ehli imanın ervahına, buraya uzaktan yakından gelen kardeşlerimizin ahirete intikal etmiş, kardeşlerimizin annelerimizin, babalarımızın ruhlarına, amin, ve dün vefat eden Ferit kardeşimizin de ruhuna, amin. El-Fatiha. Çok iyidir abi. Ferit şimdi oradan gene yaptım size bir kıyak diyordu. Biraz hatıralardan abi. Ya Ferit. Tabii eski imanlı çocuk ama antrenörünü bulamamış. Yanlış yerlerde. Hani insan bir adres arar bulamaz ya. Oraya gider, buraya gider. Hiç alakası olmayan yerlere de gidiyor bazen insan. Arayıp duruyor. Hani bir önünde. Ama işte nasip. Peki onun da ayrı bir hikmeti var. Ferit kardeş İzmir'e gelmişti. 80 senesinde. Hapse atmışlar bunları. İşte onlar bazı böyle kaçakçılık, kaçakçılık falan. Mahkemeye diyor verdiler. Girdik diyor mahkemeye. Zaten kendi de kendi nüfus kağıdı da yok. Biladerinin nüfus kağıdı olmamış. Şimdi diyor ki ben ezberledim diyor papağan gibi. Efendim tarlabaşı Dalı sokakta köftecilik yapmak, seyyar köftecilik yapmaktaydım. Hüseyin Kömürcü'nün annesi hasta dediler. Arabamla hastaneye götürdüm. Karşınıza kaçakçı olarak çıktım. Uzaktan yakından bir alakam yok. Abi hep onu söylüyor. Hakim de diyor çok uyanık. 40 senelik hakim. Yutmuyor adam ama baktı diyor bir açık da yok. Arabama el koy. Demiş sen arabana el koyuyor. Gene köftecilik yaparak araba alırsın. Tabii bu çıktı İzmir'e geldi. Hapishaneden çıkmış. İzmir'e geldi. Bunun bir çocukluk arkadaşı Şükrü kardeş vardı. Allah rahmet eylesin. O bunu tuttu. Getirdi bizimle tanıştı. Ben bunu abisini tanıyorum ama bunu tanımıyordum. İşte o gün bugün derslere geldi falan. Takıldı. Daha ayrılmadı yani. Şimdi bir gün abi diyor evlendim diyor bir hanım aldım. Ulan diyor kadın diyor komünistmiş kaybettim. Bana diyor tabiat doğan var diyor. Ulan ne bileyim geberttirim seni. Allah diyeceksin tabiat. E diyor bilmiyoruz bu dalgalara takılmadığınız için. Onu diyor ikna edemiyorum korkuyla.
Sultan sıkarım inşallah. İmanla. Şimdi bak Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Estağfurullah. Ne diyor? Allahu veliyyul lezine amenu yuhricuhum mine zulümati ile. Çok harika. Geçen gün benim ceton düştü. Cenab-ı Allah diyor, ben iman edenlerin velisiyim. Ne yaparım onları? Yuhricuhum, çıkarırım. Mine zulümati ile nur. Demek bir imanı var ama yolu bulamamış, çıkarıyor getiriyor buraya. Tabii. Şimdi bir gün diyor, kayınbirader var diyor, beni çok seviyor. O da diyor inançsız. Ya enişte demiş, Allah varsa nerede bu Allah? Gösterebilir misin falan. Ulan diyor, ben kendimi gösteremiyorum diyor. Nerede göstereceğim? Oğlum demiş, burası İstanbul. Kasımpaşa'da takım gösteriyor. Bir gün gideriz. Hocalara sorarız, anlatırlar. Neyse bir gün diyor, kayınpeder öldü. Koyduk onu diyor, musalla taşında duruyor. Dedim diyor, kalbi yumuşamıştı. Gel demiş, bak burada hocalar var. Soralım. Baktım bir iki tane hoca oturmuşlar. Şey, cenaze bir şey yapıyorlar. Gittim, selamun aleyküm hocam. Da böyle argo ama kibar argolar. Hocam demiş, bir arkadaşımız dini konulara yaklaşım göstermiyor. Ona nasıl bir alternatif getir? Onlar demiş, inanmazlar, kafirdir. Çocuk da benim yanımda şimdi diyor. Dese ki diyor, ya inanması lazım kardeşim, nasıl inanmaz? Dese diyor, görüyorum lan, ne güzel anlatıyor diyeceğim. Ama adam kafir. Hocam bir kolay yolu yok mu? Onların kalbi mühürlü. Hocam bir şey yok mu? Ulan delirdim diyor. Kızdım diyor, lan papazlar. Sakalınızı yolar. Delirdim diyor. Çünkü diyor beni diyor, madara etti orada diyor. Çocuk da senin hocan bu muydu falan gibi. Döndüm ulan demiş, Allah bir Muhammed'e inan ulan keçi. Buna bir tane gömüldüm. Gittim diyor tabuta da bir tekme vurdum. Ya bir adam öldüm gittim bu kafirin. Şimdi ben diyor bu dalgaları bilsem böyle yapar mıyım abi diyor. Anlatırım diyor. Ama sonradan Bayram abim çok seviyordu, buna şey verdi. Yazı öğretti o. Şey yazıyordu. Aslı Kur'an'la mektubatı yazıyordu. Kalem çeşitleri böyle çok titiz. Bir gün böyle bir şey anlatıyor birisi. Diyor ki, bir köyde yağmur duasına çıkıyorlarmış. Bir gazete de böyle, solcu bir gazete. Halka böyle şey yapıyor, nereye gidiyorsunuz? Demişler, yağmur duasına gidiyoruz. Yağmur yağmadı. Duala mı yağacak? Tabii demiş, duala yağacak lan. Bu da sakınmış onlara biraz. Dalga geçelim. Ya sen de yazarım zaten de diye. Tabii ya millet dua ediyor falan. Dedik ulan bir yağmur yağıyor mu? Seninki ıslanmış dimdiye dönmüş. Geliyor bir hocaya, fizikçi hocaya. Ya hocam demiş, itikadım sarsıldı. Neredeyse Müslüman olacağım. Böyle bir şey olabilir mi falan. Ya demiş, onlar toplandılar orada. Allah, Allah, Allah derken o buharlaşmadan şimdi Ferit de ulan diyor keçiye bak, eğer bağırmakla yağmur yağsa stadyum dedi sen götür. Ama benim aklıma gelmez. Adam da sen götürmesi lazım. Çok şey mi? Allah rahmet eylesin. Hep böyle. Şey bir insandı, cömertti. Bir gün böyle birkaç tane asker kardeş gelmiş ziyaretine pazar günü. Gidecekler ya demiş, oturun biraz da. Abi demiş, biz şimdi gitmezsek, o 6 aylık askerler var ya. Efendim? Demiş, gitmezsek yemek kalmıyor abi. Ben yaparım size yemek dedim. Otur. Yemeği ben. Kalktım diyor, yemek yapma diyor. Ulan diyor, buzdolabını açtım. Kasmayla sökemeyeceğim. Buz olmuş yerler diyor. Düşünüyorum, ne yapayım, ne yapayım? Tak kapı çaldı. Birisi geldi, elinde bir but. Vallahi bak ya. Samimiyetin neyi var? Kerameti var. Butla geldi abi diyor.
Allah Allah. Gönlüm abi diyor, kim acaba hısır olabilir mi? Her şey var. Aldım diyor. Yaptım, bir sevindim. Sevinçten uçuyorum. Allah Allah. Ha, bu yeter ya. Bu bile onu belki Allah'ın rızasına ulaştırır. İnşallah. Çünkü Allah'ın rızasını kazanmak çok kolaydır. Çok da zordur bazısına göre, kolaydır ya. Bir hareket diyor, seni âlâ illiğine çıkarır. Bir hareket esferi sabit değil. Allah muhafız ya. Allah şaşırmasın. Allah ayağımızı kaydırmasın. Amin. Şinasi'nin arzasını katabilir misiniz abi? Ya verin böyle, Allah rahmet eylesin. Daha çok hatırlarım. Varsa abi. Abi davet ediyor beni, bir kuru fasulye yaptım diyor. Ağlıyor abi diyor, iki gözle iki çeşme. Var mı beni yiyen? Şimdi ders yapıyor, okuyor, ayet geliyor. Abi diyor, takıl ayete, ben takılamıyorum. Her o tabirleri bile ayrı bir şey oluyor ya. Samimi ya. Allah rahmet eylesin. İyi gitti yani, iyi. Ben onu ziyaret ettim birkaç gün önce. Zor konuşuyordu yani. İyi gitti yani, inşallah. Epey bir ıstırap çekti yani. İnşallah tertemiz. Allah hepinizden razı olsun. Abi hiç belli olmaz. Ben bir gün İzmir'de bir Torbalı diye bir ilçe var, İzmir'e geleceğim. O zaman da çok anarşi, böyle yolda adam öldürüyorlar filan. Abi dediler, gitme, almaz senin arabalı. Hakikaten almıyor. El kaldırıp bir otobüs duruyor, öyle bir şey. Baktım, birisi durdu. Açtı kapıyı. Buyur abi. Ulan baktım içerisi tilki damı gibi böyle duman. Sonuna kadar açmışlar. Girmeyeceğim ama bu adam şimdi şöver möver. Aldım içeriye. Gidiyoruz. Yanında bile konuşuyor ama sarhoş şükür belli. Biri dedi ki, kardeşim ben burada ineyim dedi. Tamam birader de durdu. Kusura bak dedi, bu kadar param var. Canım ne olsun biraderim dedi. Allah razı olsun desen yeter. Helal dedim kardeşime. Müslüman dediğim böyle olur. Bana bir kapı açtı. Değil mi abi? Tabii ya. Allah rızası en büyük mesele falan. Oradan bir daldım. Dedi hoca mısın? İnceden dedim. Hocam dedi, çok güya konuşuyorsun valla. Bana dönüyor ki çarpacak bir yere. Neyse, sağ salim İzmir'e geldik. Dedim, kardeşler isterseniz sohbetimiz var, gidelim dedim, bir çay içeriz. Yandakine su, Hakan gidelim. Gidelim abi. Şükür vardı, rahmetli onun evine gittik derse. Cemaat artık bir kardeş Kur'an okuyordu, kalkacaklar. Oturduk biz, o bize çay demledi ev sahibi. Şükür de bu Ferit'in arkadaşı. Çay içiyoruz falan, saat oldu iki. Şimdi Şükür diyor, abi diyor, sen neyle gideceksin diyor falan. Araba yok, bir taksi yok. Dedi, biz hocamızı götürürüz. Kalkma niyetleri yok. Hocam diyor, benim bir babaannem var diyor. Çok cadalız bir kadın. Anneme diyor, ne eziyetler yaptı. Tesbih vardı hocam diyor, urgan gibi. Ben de diyordum, be kadın. Cami tesbihi alsana. Hocam diyor, hangi tesbih dahidir? Ben dedim, cami tesbihi. Ben de öyle diyordum. Neyse, iyi bir muhabbet ettik, çıktık. Saat 3'e doğru geliyor. Gidiyoruz, polis durdu. Dedi, hocam göster mucizeyi. Ehliyetim yok. Vallahi. Göster mucizeyi dedi, ehliyetim yok. Ben de arkada oturuyorum, ehliyeti çıkardım, polise uzattım. O da nüfus kağıdını verdi. Şimdi polis bir ona bakıyor. Arabada ne var dedi. Hocamız var dedi. Hocamız var memur bey. Neyse, istersen açalım bagajı bak dedi. Tamam. Helal hocam dedi. Gösterdin mucizeyi. Polis esasında trafik değil. Trafik olsa yutmaz. Abi sayış polis. Yani gece bu saatte nereden gidiyorsun? Var ya, bizim sarhoşumuzda bile bir hayır var ya. Tabii. İman var. İman var. Bak, mucizeye inanmıyor adam.
Ama kim gönderir? Mucize kim gösterir? O bilmiyor tabii. Göster mucizeni hocam, bir de ehliyetim yok. Abi, rahmetli Karbela ile ilgili bir şey var ya. Babası demiş ya küçükken. Karbela'dan geldi. Ya diyor. Babam diyor derdi oğlum. Sorarlarsa ne zamandan beri Müslümansın? Karbela'dan beri. Buna diyor kim soracak? Bana diyor bunlardan birini öğretmedi ki diyor. Mesela diyor namaza durduk diyor bir ayakını oynatma. Yani çivi çakmış gibi. Hakikaten öyledir de. Ben diyor tabii kalkarken oynatıyorum gene. Babası şey dövüyormuş bunu. Babası Berivan diyor kaldırıp diyor oğlan gibi atıyor diyor. Şimdi ben diyor camiye gitmek istemiyorum diyor. Gidiyorum diye evin önünde diyor. Koşturuyorum. Kısarıyorum içine geliyorum eve diyor. Annem diyor anne hastayım. Yat oğlum. Annemi kandırıyorum diyor. Yatıyorum falan. Şimdi babam diyor abdest alıyor abim. Berit nerede? Hasta diyorum. Hastası. Kalk. Abdest alıyor diyor. Cami. Her gece bir camiye gidiyoruz. Şimdi bir gece diyor bir camiye gittik diyor. Ulan diyor. Hoca secdeye gitmiyor diyor. Hatime takılmış. Ben diyor bekliyorum diyor. Namaz bitecek bizim evden diyor. Şeye bakıyorum, sinema var, açık hava sineması, filmlere bakıyorum diyor. Hoca diyor, bizim filmi götürecek. Hoca, bir bozuluyor diyor. E böyle işte. Ramazan'da diyor, oruç yiyeceğim, babamdan korkuyorum diyor, Allah'tan korkuyorum. Sana diyorum, her yerde babam var. Gidiyorum de fırına ekmek alacağım. Allah Allah. Babam var mı? Tak ekmeği bulacağım. Yukarıda gidiyorum yiyorum bir yerde diyor. Bakıyorum sağ olsun. Akşam sofraya atıyorum. Yarın yorucu bir sıkıntı. Allah rahmet eylesin. Ama hatta buraya takılınca çok güzel oldu ya. Allah razı olsun. Hiç yalpa yapmadı. Hiç yalpa yapmadı. Onunla beraber başkaları da vardı. Onlar devam edemediler yani. Bu hiç inhiraf etmeden sadıkane çalıştı. Allah razı olsun. Allah rahmet etsin. El kadar bu kadar cemaatin rahmetini Cenab-ı Hak reddetmez. Sadakat istedim abi. Mesela o gün kardeşlerimizin bir kısmı Çanakkale'ye gideceklermiş. Vakıfların şeyi varmış. Onu Bursa'ya döndürdüler. Cenaze var diye hepsi oraya geldi. Çok vakıf kardeşler. Bir tevafuk oldu ya. İyi, Allah hepinizden razı olsun. Yarın Tosun'a gelmeye ihtiyaç yok. Tosun'da buraya geldiler zaten. Abi olmaz mı abi? Yok, şimdi Hüseyin bana çok rica etti. Var ya Hüseyin. Dedik ona söz verdim. Dergi. O da buraya gelmiş geçen hafta. Geçen günler. Siz gelmediğiniz zaman geldi abi. Ya çok sevinmiş. Çok mutlu oldum abi diyor. Nasip oldu gittim diye. O bana rica etti. Beni de aradı. Ben yarın akşam oraya gitmek istiyorum. Allah nasip edersen. Allah kabul etsin. Ama şöyle olabilir ben. Orada ders erken başlıyormuş. Evet abi. Oradan oraya alırız. Oradan oraya alırız. Oradan oraya da belki gelebilir. Ama cemaat zaten geldi yani. Yok abi burası ayrı. Evet, orada gene pek yok. Allah'a ne kadar şükretsek az. Ben bütün bu kardeşler var ya. Yani hepsini çevirme çok hoşum geliyor vallahi. Çok seviyorum böyle bak. Nur gibi maşallah. Ya böyle bir asırda böyle nurani insanlar, böyle temiz insanlar nerede ya? Onun için Rabbimize ne kadar şükretsek az ki bize böyle güzel bir cemaati, böyle güzel bir hizmeti nasip edin. Değil mi kardeşim? Gel görmeyeyim şey. Bu okuduğun ayet Kur'an'ın neresinde? Çok hep şey oldu. Harun Kanda mı? Değil abi, müthiş bir şey. Cenab-ı Hak ses, rahat okudu ya. Öyle, nefes alacağım diye zorla. Rahat. Ya Allah Allah herkese başka şeyler. Harun Kanda mı?
Tamam.